Bence çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen başlıyorsun. Oh hayır, ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? O çok korkunç. Dikenlerinden korkuyorum. Tamam, tek yapmam gereken en iyisini olmak. Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? Tabii hayır, çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm iğneleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşaların bile var. Tadam! Şimdi her şeyi ısırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından lezzetlidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Hayır, yok öyle bir şey. O iğrençti. Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. Kıpırdama, bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay, Vita, dondurmamı nereye götürdün? Onu geri getir. Hayır, gördün mü? Oyun yuvarlak kokuları var. Bu da benim oldukları anlamına geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak işlemeden sonra toplar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Awesome. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex, şimdi sen de kapağını açabilirsin. Okay. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebekleri sandviçin tadını nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Enfes! Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa, Alex hayır hiç üzülmedim. Awesome. Of of of! Ama burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sandviçte bu biber nereden? Yardım edin! İç yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Ah, hayır. Az önce ne içtim? Vay canına. İşte bu gösteri. Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Vita'da cips var. Bende ne var? Vay canına. Umarım ben de şanslıyım. Hayır. Ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar sulu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz alabileceğimi biliyorum. Özel bir kaşıkla. Casey tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Hey, bir dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. Kıskaladın. İstediğin kadar atabilirsin. Bu arada karpuzu bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Vita sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. Ben de. Ve bu yüzden kesinlikle Vita'yı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok iyi. Acayip neden boş? Tüm cipsler nerede? Kabus! Bunu yapmaya kim cesaret etti? Cipsler her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım.
Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığım için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. Yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Oy, hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl cüret edersin? Şimdi köpekler bir kokuyoruz. Eğlenceliydi. Kızlar, sizce bu sefer kimin şansı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazalarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen dilimleri çabucak yutmak istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolataya bir çift kalite teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalamak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilimi yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici. Hadi ama asıl önemli olan artık sushi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır, onların yardımıyla yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmanı kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde sushi alıp böyle yemek. Havalı rahat ve eller temiz. Peki ya arkadaşına paylaşmak? Hayır. Dahası neden sushi'ye ihtiyacın var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar ekşi olduğunu hayal edebiliyorum. Defol. Limonların bumeranglar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları. Tabii ya. Limonları daha az iğrenç hale getirmenin bir yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim. Awesome. Wow! Ups! Alex üzgünüm. Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Tamam, saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Of! Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Ferahlatıcı bir duşa ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be! Yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. Bu soğanın ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var. Ne koku. Affedersiniz. Tamam. Kesinin pizzasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin seni beklediğini bilmek çok güzel. Ve eğer küçük bir parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. Parça kare şeklinde, bu da benim olduğu demek. Of ya, neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam, beni tamamen soymadıkları için bari iyi. En azından bir şey yiyebilirim. Beni bir sürü patlayan şeker bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor.
Bacina gerçekten harika. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker açgözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını bilecek. Vay canına, ne büyük bir popit. İşin garibi sanırım benimki bozuk. Düğmeye basamıyorum. Ne yapacaksın? Phoebe, şunu koklamayı kes. Onu yiyemezsin. Yanılıyorsunuz. Benim popitim jelibondan yapılmış ve çok lezzetli. Vay be, ne şans ama. Evet, pek bir şey kalmadı. Çabucak yaptım. Neye bakıyorsunuz? Şimdi siz. Belki benim popitlerim de jelibonludur. Sanmıyorum, çok sertler. Ama bu çikolata. Beklediğimden daha da şanslıyım. En sevdiğim beyaz çikolata ile şekerleme inanılmaz bir kombinasyon olmuş. Keşke ben de deneyebilseydim. Bir fark ettim Phoebe, paylaşmayacağım. Mia, yüzünün her yerinde boya var. Ne var ya? Bunu hemen düzeltebilirim. İşte bu neredeyse temiz. Tamamen farklı bir konu. Sadece ben kaldım ve bu harika bir haber. Benim popitim neyden yapılmış acaba? Jelibon mu yoksa çikolata mı? Bu gerçek bir popit. Harika. Oynayabiliriz. Tanrım, bu çok rahatlatıcı. Şu an bunu işime yarayacağından eminim. Vay canına cips. Bu harika bir haber. Ama neden her birimizin sadece bir konusu var? Bilmiyorum ama yine de denemeliyiz. Ne oldu Phoebe? Henüz anlamadım. Cips tam gözlerin içine uçtu. Çok komik. Bunda komik olan bir şey görmüyorum. Kavanozun buluş olduğunu sanıyordum. En azından küçük bir atıştırmalık olması iyi oldu. İşte bu, bitirdim. Tamam, kavanozunda ne olduğunu kontrol etme zamanı. Umarım daha büyük bir porsiyon var. Şuna bakın, olamaz. Bu kavanozun ne dibi var ne de içinde cips var. Dedim, masaya bak. İşte buradalar. Onları nasıl kaçırmış olabilirim? Sanırım burada 100 tane falan var. Şaka yapıyorum. Seni tebrik ediyoruz. Neyin var? Galiba baharatları içime çekmişim. Gerçekten hapşırmak istiyorum. Hah, geçti. İçeyebilirim. Ah, işte bu, yine istiyorum. Her şeyi havaya uçurdun. Kahretsin. Mia, benimle aynı hataları yapma. Güven bana, yemeklerle nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Vay canına, ne kadar çok cips var. Asla bitmiyorlar. Bu yığını içinde 100 tane var. Vay canına. Denemenin sakıncası var mı? Tabii ki hayır. Yemeğinden uzak dur. Sizin yardımınız olmadan da kendim başa çıkabilirim. İnanılır gibi değil. Tüm bunları nasıl sığdırdın? Bundan daha fazlasını da yapabilirim. Vay be, birisi boğulmuş gibi görünüyor. Mia'yı kurtarmanın zamanı geldi. Bir saniye, yardıma geliyorum. İşte bu. Çok teşekkür ederim Danik. Sen gerçek bir dostsun. Aa, bu ne? Neden kola böyle fırlıyor? Ne kabus ama sarımsaklam oldum. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne kadar çok KitKat var. Çok fazla olduğunu söyleyemem. Sadece 10 tane. Ama fena değil. Phoebe de sadece bir tane var ezik. Ama eminim en lezzetlisi budur. Dikkatli ol. Bana ambalaj atma. Oh, ne kalın bir çikolata. Bu muhteşem. KitKat'ın içindeki waffle'lara bayılırım. Bize kırıntıları attın. Üzgünüm, bu tamamen kazara oldu. Bunu sana hatırlatacağız. Belki başka bir zaman ama şimdilik Mia'nın çikolatalarına devam etmesi gerekiyor. Bence bu harika bir fikir. Ambalajlardan ne kadar akıllıca ve hızlı bir şekilde kurtuldun. Harika. Onlara hiç ihtiyacım yok. Ben sadece çikolatayla ilgileniyorum. Görünüşe göre çatal ve bıçakla kesilecek gibi durmuyorlar. Neyse, onlar olmadan da idare edebilirim. Ne kadar lezzetli. İnanılır gibi değil. Beni durdurmayın. Bunlar şimdiye kadar en güzel çikolatalar. Terbiye nereye gitti Mia? Hiç de kendine benzemiyorsun. Bir şeker düştü. Çabuk al. Seni görmek istemiyorum.
boşuna korkmuyorsun Danny. Yemeğimi almaya çalışan herkes cezadan korkmalı. Danny kendine gel, yiyecek 100 tane daha çikolatam var. Phoebe haklı, başla. Bunu öylece yapamazsınız. Özel bir yaklaşma tekniğine ihtiyacınız var. Büyük bir şey inşa etmeye karar verdim. Daha önce hiç böyle bir yapı görmediğinizden emin olabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Tepeye çıkmak için bir merdivene ihtiyacım olacak. Tamamdır. Bu son tahta tuğlaydı. İnmemi istemeyeyim bile. Burası gerçekten çok yüksek. Eğer istemiyorsan tamam, bu bizim için daha iyi. Üzgünüm Danny ama inşaatın bitti. Olamaz, ne yaptınız siz? Çok uğraşmıştım. Başka bir seçenek yoktu. Çikolata için bu adımı atmak zorundaydık. Evet ve hiçbir şeyden pişman değiliz. Kesinlikle buna değdi. Başka ne zaman böyle bir tatlı yeme şansımız olacak ki? Ve bunu atabiliriz. İşte buradayım. Umarım beni özlememişsinizdir. Biraz başım ağrıyor. İyi ki kask takmıştım. Ne kadar komiksin. Sonunda şimdiye kadarki en büyük porsiyona sahibim. Bir kere de 100 tane sakız. Kaç tane aldınız? Benim de sadece bir tane var. Bu çok saçma. Bunun eğlenceli bir tarafı olduğunu hiç sanmıyorum. Bakın, bir pakette birden fazla sakız var. Bu harika. Mia, özür dilerim. Sana vuracağımı düşünmemiştim. Pekala, hadi yapalım şunu. Size gerçek sakız fanlarının nasıl çalıştığını göstereceğim. Her yere çöp atmasan daha iyi olurdu. Ay, çok kindarsın. Bana vurmamalıydın. Ne yapıyorsun Danny? Bu garip görünüyor. Ama böyle çok daha kolay. 2 saniye içinde tüm şekerler ağzımda. Ve şimdi bakın nasıl baloncuklar yapıyorum. Vay canına. Sirkte çalışmalısın. Umarım bu bir iltifattır. Eğer öyleyse teşekkürler. Bravo, harikaydı. Şimdi Mia'da sıra. Vay canına, yine tek seferde tüm ambalajları çıkardın. Böyle numaraları kolayca yapabilirim. Ayrıca altındaki sakızı bir süpürge gibi yemebilirim. Vay canına, ne büyük bir baloncuk. Sanırım onu patlatmanın zamanı geldi. Üzgünüm Mia ama bu elimde değil. Kendimi korumayı tercih ederim. Ne yaptın Danny? Hiçbir şey göremiyorum. Muhtemelen yüzünün her yerinde sakız olduğu içindir. Sanırım bende bir sorun var. Sadece kaşlarını kopardın. Ha, kabus. Onları hemen geri koymalıyım. Bunları izlemek pek hoş değil. Umurumda değil. Bu senin hatan. Ama şimdi yiyeyim. Benim de çenemi çalıştırma vaktim geldi. Dikkat et Phoebe, masayı kırabilirdin. Sakızların ambalajlarını çıkarmak için biraz acele ettim. Kusura bakmayın. Aslında ne var? O kadar yemeği içine nasıl sızdırabiliyorsun? Hadi ama, zor bir şey değil. Phoebe, nereye gidiyorsun? Dur, yakaladım seni. Danny, faydası yok. Baloncuk çok büyük. Ama onu kurtarmak zorundayız. Bir çıkış yolu var. Bir sapanla ateş etmeli ve balonu patlatmalıyız. Neden? Bu kötü fikir değil. Sanırım gene yapabilirim. İşte kaçırdın. Bir de ben deneyeyim. Emin misin? Ah, balonum patladı. İşe yaradı. İşte yeşili düşüyor. Yakalamaya çalışacağım. Of ya, yine ıskaladın. Üzgünüm, elimden geleni yaptım. Teşekkürler.